Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün soğutuculu RGB'li güzel bir laptop standı ile birlikteyiz. Rampage markasının Prote R6 modeli gördüğünüz gibi bu laptop standını birlikte inceleyeceğiz. Hem telefon koyabiliyorsunuz, hem RGB renkleri var, hem de hız ayarını ayarlayabiliyorsunuz ve kademeleri de kendinize göre ayarlamanız mümkün. Şimdi kutunun arka kısmına da bir bakalım. Zaten arka kısmında da gerekli görsellere yer verilmiş baktığınızda LCD bir ekranı bulunuyor. Buradan artı eksi yaparak hızını ayarlayabiliyorsunuz ve buraya da telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Şimdi ürünün kutu açılımını birlikte yapacağız. Bakalım kutusunun içerisinde neler var ve çok büyük mü küçük mü bilmiyorum. Ben de sizlerle birlikte ilk defa ürünü açacağım. Hemen şöyle ürünü şuradan bir açalım hızlıca. Bakalım içerisinden neler çıkıyor. Korunaklı bir paketleme yapılmış bu arada güzel. Ve bu arada çok kutusu kadar büyük durmuyor. Ben biraz daha büyük bekliyordum. Hani şey dedim böyle kutusu genişlemesine biraz büyük olduğu için belki dedim böyle daha büyük boyutta bir ürün çıkabilir ama görünen zaten çok büyük olmadığı o da güzel. Şimdi şunu bir kenara alalım. Kutunun içerisinde burada telefon standı da bulunuyor. Yani telefon standını da muhtemelen buna koyacağız. Bakacağız. USB'den USB'ye de bir kablo geliyor. Evet ürünün kutusunu açtık. Bakalım şimdi poşetinden de bir çıkartalım. Neler çıkıyor içerisinden hemen onlara bir göz atalım. Şimdi şöyle baktığımızda uzay mekiğini andıran bir yapısı bulunuyor. Öncelikle bu kameraya göstermek istiyorum ve bu kameradan da size bir göstereyim ürünü. Gerçekten böyle uzay mekiğini andıran bir yapısı mevcut ürünün. Ürünü hemen fişe takmayacağız. Birazdan ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Şöyle bir hemen ayak kısmına bir bakalım. Bak burada 6 ya da 7 kademeli ayarlayabileceğiniz bir ayak kısmı bulunuyor. Üst kameraya göstermek istiyorum şu anda. Burada böyle demirini sıkıştırarak kademesini ayarlayabiliyorsunuz. Arkada da bu arada ürünün arka kısmında iki tane de USB port çıkıyor. Yani USB çoklayıcı olarak da kullanabiliyorsunuz bu ürünü. Onu da söyleyeyim size. Şimdi ürünün şu alt kısımlarına baktığımızda burada ışığı yakıp açabildiğimiz buton, ürünü açıp kapatabildiğimiz ve artı eksi bölümü bulunuyor. Bir adet de USB'den güç veriyoruz cihaza. Kablonun uzunluğu çok uzun değil, çok kısa da değil. Ürünü hemen bir güce bağlayalım. Bakalım nasıl bir hizmet veriyor. O zaman ürünü güce bağlayıp hemen geliyor. Ürünü güce taktık ve şu anda görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi tabii üst kameradaki içinde çok böyle net gözükmeyebilir ışıkları ama şu an aşırı derecede yukarıya doğru bir hava veriyor ve her kısımdan 1, 2, 3, 4 tane büyük fan, 2 tane de küçük fan bulunuyor. Şimdi şuradan bir kapatma tuşuna bastım kapandı gördüğünüz gibi. Zaten pervaneleri videoda görüyorsunuz. Şuradan ışığını kapalı iken açamıyoruz. Işık değişiyor mu? Evet yan kısımdaki ışıkları değiştirebiliyorsunuz. Bak şöyle göstermek istiyorum size. Işık butonuna bastığımda yandaki ışıklar değişmeye başlıyor. Zaten bunları detay çekimlerde sizlere gösteriyor olacağım. Şu anda kayar modda. Bu da biraz daha soft geçişler böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Laptopunuzu soğutacak ve stand arıyorsanız bence bu işinizi hayli hayli görecektir. Çünkü güzel bir şekilde yukarıya hava üflüyor ve hava akışını sağladığı için de cihazlarınızı soğutacaktır. Yani ısınmasını önleyecektir. Bence güzel iş görecek bir cihaz. Şimdi bu kısım nereye takılıyor bunu bilmiyorum. Buna bir bakalım hemen. Cihazı ben powerbankle çalıştırdım. Laptopum olmadığı için size laptop koyup üzerine şu anda gösteremiyorum ama görmüş olduğunuz gibi telefon standı da burada. Buraya da telefonunuzu dikerek koyabiliyorsunuz. RGB ışıkları kapalı iken de yanıyor. Şöyle bastıkça renkler değişiyor sanırım herhalde bir yerde kapanacak ya da uzun mu basmak gerekiyor? Evet uzun bastığımızda da kapanıyor. Ürünü sizlere tepe çekiminden göstermeye çalıştım. Ürünü üst çekim yaparak tepe kameramdan göstermeye çalıştım. Şimdi teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Daha doğrusu teknik özelliklerini ekrana yazacağım. Bir laptop standında çok fazla bir teknik detay bulamazsınız zaten. 6 ya da 7 kademeli bir yükseltme alçaltma ayarı bulunuyor. 6 kademeli hız ayarı bulunuyor. Ayrıca RGB ışıklarını üzerindeki tuştan değiştirebiliyorsunuz ve açıp kapatabiliyorsunuz. Bu kadar. Üzerinde bu kadar bir buton var ama güzel bir şekilde hava veriyor. Ses olarak da 6. seviyede de çok böyle ses yapacağını yani yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Ürünü zaten ben şu anda konuşurken sizler RGB bölümlerini ve detay çekimlerini görüyorsunuz. Bunları da detaylıca göstermeye çalıştım sizlere. Evet bir laptop standında teknik detay çok fazla olmayabilir fakat en az azından ürünün detay çekimlerini paylaşalım ki sizler de görmüş olun. Arka kısmındaki fanlar zaten korunaklı bir şekilde geliyor. Arkasında bir demir bulunuyor. Plastik bir ayak ve bir de telefon tutucu var. Hani ön ve arka kısımdaki fanları koruma altına almışlar. Yani elinizi acıtabilecek ya da elinizin ya da farklı bir şeyin kablonun değebileceği bir alan bulunmuyor. Bu açıdan da güzel olmuş. Yani ürünü fiyat performans olarak değerlendirdiğimizde daha önce biliyorsunuz soğutucusuz sadece laptop standı incelemiştim ve soğutmalı bir laptop standı istediğiniz için zaten bu ürünü satın aldım ve incelemek istedim. Bir de Tornado modeli bulunuyor ama ben Tornado'ya göre Tornado'nun bu arada incelemesini yapmadım ama bunu daha çok beğendim. Hem kalite hem yapı anlamında güzel duruyor. İkisinin de bu arada fiyatlandırmaları hemen hemen aynı onu söyleyeyim Tornado'ya da bakabilirsiniz bu ürüne de bakabilirsiniz Ben bu ürünü beğendim açıkçası Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Sormak istediğiniz sorular varsa da yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz Görüşmek üzere